Forvet hattı hakikaten çok çabuk ve enteresan bir forvet hattı. Vegos her stoperle boğuşacak. Tek başına boğuşamıyor. Onun boşluğuna girenler işte geçenlerde burada anlattık. Hani dediler ki çizgide ya şeyi Muleka hep içeri kullanıyor. Öbür tarafı boş bırakıyor. Yani oyun gidişatları farklı. Sol tarafta herhalde sezonun en iyi maçlarını çıkarıyor. Enkudu. Enkudu. Hani orası da çok iyi bir forvet hattı var. Arkadan Delay'a gelecek şimdi. Salih iyi çıkmaya başladı. Belki hemen hemen hayatının en fazla eforlu maçlarını oynamaya İyi de başladı. oynuyor çocuk. İyi şey Salih'in geride durması ne derler? Getson'u çok farklı yerlere taşıdı. Getson da her yerde. Bir de daha Josef de Souza gelecek buraya. Yani Beşiktaş'ın da orta sahası öyle eften bir orta saha değil. Taş gibi bir orta saha var. Hepsi de skorer olabilecek o. Ve ceza sahasına giren bir orta saha. Burada Galatasaray'da da var o tipte oyuncular. Onun için Fenerbahçe'de nasıl forvet hattını iyi görüyorsak Beşiktaş'ın da forvet hattı ve skorer forvet hattı. Cenk var. Yani Cenk'i Her Türk an olarak tabela düşünürsen değiştirecek oyuncular değil mi? var tabii her zaman için neticeyi değiştirecek oyuncular. Rozier çok iyi. Daha Cezal var. Cezalı görmedik. Sakatlı var. O geldiği zaman nerede kim nasıl oynayacak? Nasıl oynatacaksın? Cezalı içeri mi alacaksın? Dışarıda mı oynatacaksın? Çift santrafor mu Şu oynayacaksın? anda hocam, Yani hepsi böyle. Türkiye'nin en iyi santrafor demiyorum. Hücum hattı, kanatları, arkası, forvet, hepsini topyekün düşün hocam. En iyi hücum hattı kimin? Şu anda Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de var. Şu anda. Şu anda bize sundukları aktif oyundan durağan oynamıyorlar. Önemli olan o. Öbür takımlarda, diğer takımlarda biraz durağan olarak geliyor. Icardi gelirse bu fikrin Tabii değişir mi? Icardi'nin şimdi fikir değiştirmeden ziyade Icardi ne derece hazır? Onu bilmiyoruz. Takımla çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bazı söylentiler var. Yok orada diyorlar, burada diyorlar. Bilemiyorum. Takımla çalışıyor mu? Bak Pedro takımla çalışan bir oyuncu geldi, sakatlandı. Örnek veriyorum. Vegos sezon başı geldi daha. İlk hemen hemen ikinci kampa katıldı. Hazır. Maxi'yi aldın, hazır geldi. Bunlar takımda çalışılmışsa belli oluyor yani. Atarsan belli. Yani Umut'u aldın, hazır. hazır. Bozok. Şimdi öbür tarafta bilmiyorsun ama şu anda en aktif iki tane takım sayabiliriz. Hücum hattı. Ucum hattında Fener ve Beşiktaş. İkisi de birbirine eş değerdeler. Yani orada Dripting kabiliyetleri çok üst seviyede oyuncular var iki Batshuayi tarafta hazır da. mı acaba? Efendim? Batshuayi. O bilemiyoruz artık o ne derecedir ama takımla gidiyor. Boşta değildi o. Yani kadrodaydı. Gidecekler, kalacaklar. Onları atmıyorlar böyle. En kötü rezerv liginde seni tutuyorlar. Orada hazır tutuyorlar. Takımın içinde. Orada. Orada tabii orada. Burada bizim öyle bir şansımız olmadığı için. Ancak işte ya altyapıda çalışıyorsun. Ama Batshuayi için sen negatif Olumsuz. konuşmadın. O görüşme. Beşiktaş'ta da negatif konuşulacak bir oyuncu değildi. Batshuayi Türkiye'ye ilk defa geliyor olsaydı şu anda Belçika milli takımının Kimse ses çıkarmazdı. kimse ses çıkarmazdı. Fenerbahçe çok büyük transfer yaptı derdi. Ya sanki bu konuşmaları, bu yorumları duyunca adam sanki 4 golle kapattı geçen sezonu Beşiktaş'ta. Yani Yo. Beşiktaş'ta adam 14 mü attı? 40'a yakın pozisyona giriyor. Yani %100'lük gol pozisyonuna giriyor. 14'ünü atıyor, 3'ünü de asist yapıyor. Onun üzerinde de direkten dönen topu veya kaçırdıkları şey penaltı falan da var galiba onun. Ama Penaltı da var. penaltı da var. Direklerden dönün diyor Evet. ama. Yani insanlar hep bir şeye takılı kalmış. Ya Ahmet Nur Çebi kendisi bile dedi ya ben Batshuayi'nin devam etmesini isterim dedi Ya ya bir kulüp başkanı da. sıkıntılar bir kişiye taktığım zaman ama şimdi bakıyorsun bak Beşiktaş'ta bir Vegos faktörü var. Hemen hemen diğer takımlarda bulunmayan bir faktör bu. Onu da göz önüne alalım. Vallahi herkes yok istemiş Batshuayi'yi. Mesela bu sabah Murat abi de söyledi Murat Sancak. Montella da istemiş Batshuayi'yi. İstemiştir. İstenmez. Yani İstenmeyecek bir oyuncu teknik değil. Adam var burada. Tabii canım. Teknik adam var. Ki abi. İster Mahmut Her Hoca da takım ister. Bak Ahmet Bey'i Ahmet Nur Çebi'yi senden duydum mesela. Tabii kendisi canlı yayında demiş söyledi. Yani ben unutmuştum onu. Evet o da demiş yani bak. Şimdi mesela bu Beşiktaş konuda Başkanı. şu ana kadar izlediklerimizden yola çıkalım. Vegos çok farklı bir profil. Hiçbir takımda bulunmayan bir Ya profil. o da çok iyi. Vegos çok enteresan bir santrofor. Yani bu şu anda ne Fenerbahçe'de var o tipte ne Beşiktaş'ta ne Galatasaray'da ne Trabzonspor'da. Şimdi Adam hiç durmuyor. soru şu hocam. Ve oynayan bir santrofordu sana. Çok yanında oynayanlar var ya onun. Bir düzine gol atar.
Şimdi Cenk falan girerse pardon çok. Estağfurullah estağfurullah Cenk devam et hocam. Girerse çok, son vuruşları çok iyi oyuncu. Ya yanındaki bir düzine gol atar onu. Şimdi çok, hocam, çok kaliteli bir oyuncu. Lafı nereye getireceğim? Şimdi Beşiktaş'ın birinci santraforu kim diyoruz? Vegos. Şu an Fenerbahçe'nin birinci santraforu kim diyoruz? Batshuayi değil mi? Gönül rahatlığıyla Batshuayi diyor musun? Batshuayi. Tabii tabii. Batshuayi midir? Birinci santrafor. Bak. Batshuayi ve diğerleri. Gelene kadar biraz bekleyelim. Pedro. Şu anda Pedro. Bir dakika bir dakika. Santrafor. Bak santrafordan Pedro. Şu Pedro. Anda peki. Şu anda Pedro. Hocam bir şart koydu Batshuayi'ye. Batshuayi belki zamanla oraya birinci santrafor olarak ama şu anda Pedro gözüküyor. Şu anda kafalar şu yönde. Trabzon'un kim? Maxi Gomez. He? Değil mi? Maxi, onu tabii. Yazarız. Evet. Icardi, Seferovic. Şimdi şu an Seferovic de. Ama gel gör ki Gomis gol atıyor. Şimdi Icardi geldi mi ne yapacağız? Icardi'yi yazacağız. Okaka var daha bak Başakşehir. Okaka var. Tabii evet, o var. Ve şey var. Efendim. Adana Demirspor'da. Zuba. Zuba da 4 ay yani, oynamamış da. Yani ona rağmen. Ben Adana Demirspor'un hala bir şey daha bekliyorum. Bir sansasyonel transfer yapacak diye düşünüyorum. Başka hiç bugün mı? Bahsetmedi değil mi yayında? Bahsetmedi ama kapattık gibi belli konuştu. Olmaz ama onları. Bir stoper alacaklar yani. Galiba abi. Ben şimdi bir mesela Galatasaray'da 3 tane enteresan stoper var. Hepsi birbirinden farklı. Şey stoper diyorum, santrafor. Santrafor. Icardi de gelirse. Icardi çok farklı bir profil. Yani neyini anlatacaksın onu geldiği zaman sen ona topları, topu getirmen lazım. Bak Beykoz da öyle değil. Bak Beykoz hem bekliyor hem gidiyor, de araştırıyor. Bak, çok çok farklı bir stoper. Şey santrafor. Bakın şu anda tekrar söylüyorum. 3 büyüklerin hiçbirinde olmayan bir santrafor var Beşiktaş'ta. Ve dağıtıcı bir santrafor. Onun yanında Muleka'yı oynarsak işte gördün neler olduğunu. Boşluklarda zaten oyun prensipleri o. Oraya atmak istiyorlar. Bir de şimdi Cenk de oraya bir hazır bir Cenk'i formda de getirdi. Formda Enkudu'su var zaten şu anda. Enkudu evet. Yani orası da bir enteresan bir forvet hattı var. Arka tarafta Delay'ı da toplarsa kendini ki belli hazır olarak gelmiş. Çok ısıran bir takım. Çok agresif oynuyorlar. Bazı Beşiktaşlarda şu soru işareti var. Pjanić de Delali gibi yani böyle büyük isim olarak geldi. Ben tahmin etmiyorum o şekilde olacak. Bence olmayacak. Değil. Bence tutacak yani. Şimdi Delali verim sağlayacak. Beşiktaş'a katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Delali şey gibi değil. Pjanić gibi değil. Ağır oyuncu değil. Yani daha böyle daha kalite gibi gözüküyor. Hocam ama be hiç faydalanamadılar biliyor musun? Pjanić'ten. Daha doğrusu Pjanić hiçbir şey vermedi. Bazı yani. İşte o hep saklanarak oynadı. Hep kendini müdafaanın içine attı. Alayım vereyim alayım. Delay'a öyle değil. Delay'a bir Premier Lig'de abi çatır çatır dönen bir oyunda. İngiltere milli takım 30 maç oynamak kolay bir iş mi? Tabii ki. Ya bırak 30 maç değil 10 maç oyunu. Yani oralara gelmek kolay bir iş değil. İşte en son milli maçlarını seyrettik adamlar. Yani çok çok iyi bir iş yaptılar. Mahmut abi şeyi de unutma. De Souza daha var. İşte onu dedim ya. Biraz evvel söyledim mi? Geldiği zaman Cezal var. Bak Cezal hazır bir Cezal. Eğer geçen sefer şampiyonya oldukları dönemki gibi o sol taraftan alıp da kesmeleri sadece Cezal Vegos'ta 10 gol attır. Bak sadece. Onun o yapacağı oyun düzenleri değişmezse. Bir de çok agresif. Zaten Beşiktaş hep agresif oynar. Yani savunma için ne diyorsun Beşiktaş'ın hocam? Abi savunmaya nasıl söyleyeceğim? Mesela şeyden işte oyuncu değişikliklerinden bir anda düşüş oluyorlar. Onların da en büyük sıkıntısı kulübe. Kulübede biraz zaafları var. En büyük sıkıntı o biraz saydın. Biraz evvel saydın ya. Ne dedik Trabzon ve Fenerbahçe daha önde. En büyük eksiği kulübede. Belki bir iki tane daha orta sahada daha farklı bir oyuncular olmuş olsa o değişiklik Sivas maçında da bir değişiklikler erken başladı. Takım oyundan düştü. İşte onun için diyorum ben. Eğer sezon boyunca bir takım bilirsin yani 70 ile 80 arasında o tempoyu yapıyorsa sezon boyunda o takım şampiyonluğa gider. Mesela hocam, oraya gider yani. Şu an göze batmıyor ama diyoruz işte Weghorst'u var, Enkudu'su iyi öyle ama Masuaku da çok iyi oyuncu. Ya, o bir daha İnanılmaz toparlamadı. Koşuyor. O daha yeni yeni bak. Onun çok enteresan bir oyun stili var. Enteresan adam geçme var. Çok enteresan driblingleri var. Daha yeni takımla harmoni. Kolay değil. Sen geliyorsun abi Premier Lig'den geliyorsun. Buradan hemen bir de oynadığın yer senin o efor sarf eden bir yer. Önündekini tanımıyorsun. Enkudu'yu tamam ne kadar atıyorsun adamı ne zaman pas vereceğini bilmiyorsun. Ama İngiltere'de öyle değil ki attığın zaman gitti mi bir geliyor ya top. Onun için o da yalnız kulübe en büyük sıkıntısı orası olabilir Beşiktaş'ta. Forvet hattını kapatmışlar. Hocam senin futbol mantığında saha içi lideri diye bir şey var mı? Bir oyuncu veya bir deyim var mı? Saha içinde herkes liderdir abi.
oyunu iyi oynayan hepsi takım oynuyor. Son zamanlarda çok tartışılıyor bu konu. Sağ ama biz alışmışız. Hep böyle bir saha içi lidere bir şey yapan. Mesela Beşiktaş'ın şu an için saha içi lideri kim? Onların hepsi takım oyunu oynadığı için hepsi lider. En geride de Zayis de lider. En üçteki Vegos da lider. Hepsi çünkü oyuncular. Hepsi bak. Bir takım aktif olarak bütün alanlarını kullanıyorsa o takım iyi takımdır. İyi çalışmıştır, iyi iş yapıyordur. Ya şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bulamıyorum ben bunları. Mesela Trabzonspor'da var. Hamsik mesela. O farklı bir şey katkı. Ekstra oluyor. Ekstra. Bak, Hamsik oyuna giriyor. Ümraniye maçında. Her şey değişiyor. Oyuncunun, kendi takım arkadaşlarının psikolojisi bile değişiyor. Bambaşka oynamaya başlıyor. Ama işte sen oyunu bir tek bir oyuncu üzerinden okursan. Yok bak. Yok şu ben senden bahsetmiyorum. Hayır, ilk soruyu bu yüzden sormamın sebebi bu. Son zamanlarda bu konular çok tartışılmaya başlandı. Yani sanki futbol başka bir yüz aldı, başka bir çağa girdi, başka bir bakış açısı var gibi. Şey. Ama bizim alıştığımız futbolda her zaman bir saha içi lideri vardır. Belirleyicisi vardır. Anlatabildim mi? Birçok oyuncu tamamlayıcı olur ama bir tane belirleyici çıkar. Dünya kupalarında hep her çıkar mesela. Olur bu. Biz her zaman kendimiz olur. Sunuyoruz ya şimdi. Takım oyununu uygulayamıyorsan, o vakit bir tane oyuncu çıkar, seni her zaman taşır. Biz geçen de son sayfa programında bir tartışma şeyi yaptık. Yani kendi aramızda bir anket gibi konuşarak. Fikir tartışma. Fikir şey anlamında, yani öyle hararetli tartışma anlamında değil. Bir şey attık ortaya. Fikir mi tarz? Bugün dedim, mesela kim vardı o gün? Nevzat vardı. Nevzat dedim, Galatasaray'dan kimin forması en çok satılır? Yapılan transferlere baktığında. Fenerbahçe bu kadar transfer yaptı ki o kadar çok. Eskiden bir örnek veriyorum, bir Anelka gelir, bir Schneider gelir, bir Drogba gelir. Bir Abubakar Beşiktaş'a ikinci gelişinde bile neler kattı, Talisca forma sattırıyordu. Şimdi bakıyorum, eskiden alışmışız yani biz sokakta veya stat kenarlarında gördüğümüzde mesela tişört modeliyle dolaşanlar var. Ben Çeşme'de çok insanda görüyorum takımların şeyi. Hep artık kendi isimlerini yazdırıyorlar. Takımlar bir lider veya bir figür bulamıyormuş havasında geliyor bana. Bana sordu mesela o günde. Melike bana soruyor. Sen Fenerbahçe'den kimi yazdırırsın? Düşündüm. Ben Jesus'u yazdırırım dedim yani. Anlatabildim mi? Yani diğerlerinin hepsi hemen hemen zaten denk oyuncular. Kapasite, kalite şey anlamında yani standartları belli. Olması hepsi. Gereken o zaten. Evet. Avrupa futbolunun da özellikleri ama bunu bu. Biz belki de ilk defa bu sezon yaşıyoruz veya 1-2 sezondur yaşıyoruz. 5 sezondur bunu yaşamıyoruz. Ya yaşayacaksın. Şimdi bak geçen sezon hoca da söylemişti bunu. Abdullah Avcı ne dedi sezon başında? Hamçıklı oyun, hamçıksız oyun. Onu bir tutturamadık dedi. Anlatabildim mi? Takım da ona alışmış onun. O bütün itmelerini belki yapma. Belki olsaydı Kopenhag falan helerdi. Abi Viska ile Hamsik olsun. Evet elemişti. Bu talihsizlik yani nasip şey vallahi bu, öyle. Trabzonspor Gabi geldi. Gibamin. O da bak enteresan bir topçu. İşte ikisi Hamsik'le ikisi hocam, çok şeydi, iyi. Yetenekli bir çocuk. Kim? Kuzey Makedon. Bardi Enis. Şimdi bak Bardi ile müthiş. Çok iyi Bardi ile hocam. Bardi ile tamam dersin. Ömür Bardi bunlar tamam da Gambi ile Hamsik beraber oynadığı zaman Trabzon çok farklı bir şey görünecek. Onu da geldiğimiz zaman konuşuruz. Yani dediğin doğru, isimler değil, kolektif oyunu uygulayan takım artık o standartlarda.